Bu videoda trigonometrik fonksiyonların türevini inceleyeceğiz. İlk fonksiyonumuz sinüs x. Bunun türevini alınca kosinüs x çıktığını görmemiz gerekiyor. Ama işin ispat kısmında iki ayrı trigonometri bilgisini bilmemiz gerekiyor. Ben bunları seri bir şekilde hatırlatıp ihtiyacımız olan yerlerde yazmamız gereken yerleri söyleyeceğim. Ve ispat çok açık ve anlaşılır bir hale gelecek. İlk olarak sinüs A artı B ifadesinin açılımını anlatmak istiyorum. Trigonometrik fonksiyonlardan sinüs ise biz iyi bir fonksiyon, paylaşımcı ve tek bir fonksiyon, yani artıya artıya, eksiye dönüştüren bir fonksiyondur. Sinüs paylaşımcı olduğu için A'yı kendisine alırsa B'yi kosinüse verir. Sinüs A çarpı kosinüs B. İşaret artı olduğu için artı. A'yı önce kendisine almıştı. Artık B'yi kendisine önce alacak. Sinüs B çarpı B'yi kendisine aldığına göre A'yı kosinüse verecektir. Benzer şekilde kosinüsü de yazalım. Kosinüs kötü, bencil ve çift, yani iki yüzlü bir fonksiyon. Artıyı eksiye, eksiye artıya dönüştüren bir fonksiyon. Ve kosinüs köyündekiler kös kös oturup sinsi sinsi bakarlar. Kosinüs A çarpı kosinüs B artıydı eksi olacak. Sinüs A çarpı sinüs B. Bu ispatta kullanmamız gereken bir ifade daha var. O da şudur. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Bu 3 trigonometri bilgisini kullanarak ispat yapacağız. Sinüs x'in r'den r'ye bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Tanım kümesi reel sayılar, görüntüsü reel sayılar ve biz bunun türevini inceleyeceğiz. Limit tanımından görüntüler arasındaki fark bölü tanımlar arasındaki fark. Limitin tanımı gereğince bu durum böyleydi. Şimdi ben bunun sinüs x artı h'ını açarak yazacağım. O halde sinüs x artı h'ı bir açalım. Sinüs iyi bir fonksiyon, paylaşımcı ve artıya artıya dönüştüren tek bir fonksiyon. Sinüs x çarpı kosinüs h artı sinüs h çarpı kosinüs x. Bakın bu ifadeyi gördüğümüz yere artık biz bunu yazacağız. Bakın burada sinüs x çarpı kosinüs h, sinüs h çarpı kosinüs x. Buradan gelen eksi sinüs x sonundadır ve bölü h vardır. Buraya kadar umarım bir problem kalmamıştır. Ve bundan sonraki ifadeyi ele alalım ve bundan nasıl dönüştüğünü görelim. Çok bariz belli. Sinüs x parantezine alınmış. Ve kalan parçada aynen yazılmış. Biz burada iki kısımda bunları inceleyeceğiz. Ama evvela bu sinüs x parantezine kosinüs h eksi 1'in neye eşit olduğunu bir görelim. Hatırlayın, kosinüs fonksiyonu bu şekilde yazdım ama bana kosinüs h lazım. Yani ben aslında burada a gördüğüm yere de h bölü 2, b gördüğüm yere de h bölü 2 yazarsam iki tane yarım bir tane tamı vereceğine ben aslında kosinüs h'ı bulacağım. Kosinüs kötü, bencil ve çift artı eksi artıya dönüşen bir fonksiyondu. Kosinüsü yazmaya başlayalım o zaman. Kosinüs h bölü 2 artı h bölü 2 gibi düşünürsem bu aslında kosinüs h'tır. Ben kosinüs h'ı bulmak istiyorum. Kös kös oturup sinsi sinsi bakarlar. Kosinüs h bölü 2 çarpı kosinüs h bölü 2 artı eksiye dönüştü. Sinüs h bölü 2 çarpı sinüs h bölü 2. Burası da kosinüs kare h bölü 2 eksi sinüs kare h bölü 2 oldu. Ancak bu da hala istediğim formülde, kıvamda değil. Bunun hepsini sinüse dönüştürmek istiyorum. Çünkü sinüs h bölü h ya da sinüs 1 bölü 2 h bölü h'ın limitini bulmak kolaydır. Sinüs ya da şuraya yazayım şöyle. Sinüs a çarpı h bölü h'ın limiti h sıfıra giderken a'ya eşit olacaktır. Bu ifadeyi kullanabilmek için kosinüs kare h'li ifade istemiyorum. Kosinüs kare h ifadesi kosinüs kare h artı h bölü 2 ise sinüs kare h bölü 2 eşittir 1. Buradan kosinüs kare h bölü 2'yi çekersek kosinüs kare h bölü 2 yerine biz 1 eksi sin kare h bölü 2 yazabiliriz. Bunu bunun yerine yazdığımı düşünün ve burada da bir tane daha eksik var. O halde kosinüs h şuna eşit olacaktır. 1 eksi 2 tane sinüs kare h bölü 2 ifadesine eşit olacaktır. Ben kosinüs h gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Kosinüs h gördüğüm yere bakın
1 eksi sin kare h yazdım. Şuradaki eksi 1 de şurada. Ve tekrardan bölü h var. Bu ifadenin limitini inceleyelim. Eksi 2 dışarıda. H kare bölü 2 sinüs ifadesi. Bunu 2 kere çarpım olarak yazdım. Ve şuranın limitini bulmak çok kolay. 1 bölü 2'dir. Çünkü sinüs 1 bölü 2 tane h bölü h'ın limitini inceliyorum. Limit h sıfıra giderken. H'a h'a böldüm. İçinde sinüs fonksiyonu. O zaman direkt limit değeri 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2 oradan geldi. Eksi 2 kat sayısı ve sinüs h bölü 2. Sinüs h sıfıra giderken 0 bölü 2 sıfırdır. Sinüs 0 sıfır verdiği için buranın sonucu 0 gelecektir. Dolayısıyla bütün çarpımsal ifade 0 olacağı için burası 0 ve elimde sadece bu kaldı. Sinüs h bölü h'ın limiti de 1 olduğundan cevap sadece cos x'tir. Yani sinüs x'in türevi kosinüs x çıkar. Buna daha pratik bir yol önerelim. Analitik düzlemde integral ve türev birbirinin tersidir. İntegral bu yönde, türev bu yönde hareket eder. Saat yönüne negatif yön, diğer yöne pozitif yön deriz biz. Saat yönünün ters yönü. Ayrıca y eksenin diğer adı sinüstür. X eksenin diğer adı kosinüstür. Burayı artı sinüs, burayı eksi sinüs gibi düşünelim. Ve burayı da eksi kosinüs gibi düşünelim. Sinüs x'in türevi kosinüs x'e, kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'e, eksi sinüs x'in türevi eksi kosinüs x'e ve eksi kosinüs x'in türevi beni sinüs x'e gösterir. Analitik düzlemde şurası 0, şurası 90, şurası 180, şurası 270 ve şurası 360. Bu eksenin x ekseninin diğer adı kosinüs. Y ekseninin diğer adı sinüstür. Birim çemberi düşündüğümüzde burası 1, burası eksi 1, burası 1 ve burası eksi 1'dir. Kosinüs 0 beni 1'e götürür. Kosinüs 360 1'e götürür. Kosinüs 180 eksi 1'e götürür. Sinüs 90 1'e götürür. Sinüs 270 1'e götürür. Hangi eksende tanımlıysa onlar beni 1'e ya da eksi 1'e götürür. Ancak x ekseninde sinüs 0 0'dır. Sinüs 360 0'dır. Sinüs 180 sıfırdır. Bir eksi 1'e götüremez çünkü burada x ekseni var, kosinüs ekseni var. Benzer şekilde kosinüs bu y ekseninde tanımlı değildir. Kosinüs 90 sıfır, kosinüs 270 sıfırdır. Yani ezberlemektense akılda bu şekilde kalabilir.